Yani bugün memur sen saat 11'de bir ortak açıklama yapacak 81 ile zaten. Oradan belki biraz daha algılayacağız. Peki Ahmet Bey, sizin görüşünüzü de merak ediyorum. Şimdi sosyal haklar tarafından herhangi bir çok ciddi bir cümle duymadık biz kamu tarafından, hükümet tarafından. Fakat tabii ki memurların da bu noktada işte özellikle çünkü işte tayin oluyorlar belki büyük şehirlere. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya şu an Türkiye'nin hemen hemen her yerinde kiralar çok yüksek. Dolayısıyla mecbur tayin oluyor tabii, yani kendi isteğiyle değil. Dolayısıyla orada da konut yardımı ihtiyacı doğuyor, işte çocuk yardımı vesaire. Bunlarla ilgili bir şey görmedik. Biraz önce İsmail hocamızın da söylediği gibi 3600 ek göstergeli çalışma yapılacak dedi. Bu hep söylenen bir şey zaten. Sizin görüşünüz Ahmet Bey. Burada yani şu... rakamları siz çok net anlattınız. İşte %43,1 baktığında SSK Bağkur'sa %31,95 dediniz. Yani aslında bu rakamlar enflasyon oldukça da altında kalıyor. Biz farklı şeyler görecek miyiz, görür müyüz? Hem memur için, hem memur emeklisi için, hem de SSK veya Bağkur emeklisi için. Elimiz de dar. Yani bu arada Evet. para da çok fazla yok. Evet, Ahmet Bey. Evet, elimizde daha gerçekten dediğiniz doğru. Burada ben demin kaldığım yerden bir ekleme yapmak istiyorum izninizle. Şimdi hükümetin yaklaşımı biz işte enflasyon üzerinde refah payını verdik. Önümüzdeki süreçte enflasyona paralel bir artış yapacağız diyor. Buna karşılık da memur sen aslında çok haklı bir talepte bulunmuştu. 2024 yılında 3'er aylık dönemler halinde bir artış yapılsın, maaş zamları 3'er aylık dönemler halinde yapılsın diye. Eğer ilave bir refah payı verilmeyecekse 2024 yılında diye. Bu çok aslında haklı bir talep. Ancak Haklı, ama bu hükümet buna sefer asgari yanaşmadı. ücretli de demeyecek mi 3 aylık ben de o zaman istiyorum diye. Bu hepsi birbirini tetikliyor ya, o yüzden dedim. Haklı, evet, Şimdi ama hani asgari ücret durumu biraz farklı. Asgari farklı, ücret özel işveren, sektörde özel sektör, belirlenen bir şey. evet, farkındayım ama hani öyle bir şey de doğurur mu diye ben, hani bu son birkaç senedir yaşadığımız şeyler sürpriz olmuyor, o yüzden dedim. Buyurun Ahmet Bey. Paralellik kuruluyor, haklısınız. Yani paralellikler de kurulabiliyor bu tür şeylerde ama şöyle bir çözüm bulunabilir, orta nokta bulunabilir. Çünkü hükümetin 3'er aylık dönemde açıklaması sizin de belirttiğiniz gibi çok işine gelmiyor. Çünkü 2024 yılında seçim olması da biraz işi zorlaştırıyor. Bölerek zam yapmak yerine toplam yapmaya Ocak ayında daha yüksek ve görünmesini sağlayacak toplam yaptığı zaman. Ocak 6 aylık dönemde yapmayı tercih ediyor. Fakat şöyle bir yöntem uygulanabilir mi? %15 olarak belirlen diyelim Ocak ayında top sözleşme zammı. Eğer enflasyon Ocak ayında belirlenen %15 oranı aşarsa aştığı aydan itibaren enflasyon farkı uygulanabilir. Böylece enflasyon farkını almak için aylarca beklemez memur. Ha, böyle bir şey Önce gelme ihtimali enflasyonu olabilir mi yaşayıp diyorsunuz? böyle bir çözüm olabilir. Ahmet Yani Bey temeli düşünsen. Nasıl İsmail Bey? Böyle bir Ahmet çözüm Bey'in daha temeli gerçekçi o olabilir. zaten. Ahmet, duyamadım. Ahmet Bey'in? Ahmet Bey'in temennisi o. Ha, Yani iyi dilekleri temennisi o. gibi geldi bana. Evet. Yani Evet. Yani böyle bir Ahmet çözüm Bey'in önerisi diyeyim önerisi daha gelebilir. doğrusu. Böyle Gelse bir çözüm bulunabilir. Evet. anladım. Buyurun Ahmet Bey. Evet. Çünkü neden bunu söylüyorum? Şimdi geçmişe baktığımız zaman 2018 yılından bu yana olan çok da geçmiş değil aslında. Son 5 yıllık döneme baktığımız zaman yapılan zamlar aşağı yukarı 3 ay dayanıyor. 4. aydan itibaren enflasyon farkı enflasyonun altında kalmaya başlıyor yapılan zamlar. Hatta 2022 yılın Ocak ayında çok daha farklı bir durum oldu. Hatırlarsanız 2022'nin Ocak ayında toplu sözleşme zammı %7,5'tu. Onu da aslında 2,5'ü de sonradan ilave edilmişti. Normalde Evet. %5 olarak belirlenmişti. 2,5 puan da sonradan ilave edildi. Fakat Ocak ayında enflasyon %11,10 olarak gerçekleşti. Yani yapılan toplu sözleşme zammı 3 hafta dayandı. 3 ay bile değil, 3 hafta dayandı. Bu zam farkını alma, enflasyon farkını almak için aylarca beklediler. Yani Haziran ayını beklediler. Dolayısıyla bu kadar beklemek yerine önce enflasyon altında ezilip 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 daha sonra yansımak yerine
enflasyon belirlenen toplu sözleşme oranını aşarsa, aştığı aydan itibaren enflasyon farkı yansıtılmaya başlanırsa, en azından yine enflasyona paralel bir memur maaşlanma yapılmış olur. Ama farkı almak için ayrıca beklemek zorunda kalmazlar. Böyle bir çözüm, orta yol bulunabilir diye düşünüyorum. Çünkü 3'er aylık dönemde maaş zammı olmayacağı ortaya çıktı. Ama bu da bence daha gerçekçi bir çözüm olacaktır memurları enflasyona ezdirmemek açısından. Tabii bunu sadece memurlara olmayacak, bu durumda emekli memurlara da aynı şekilde yansıması gerekecek. Enflasyonu aştığı aydan itibaren yansıması gerekecek. Onun arkasından tabii benzer bu durum diğer emeklilerde, belki SSK Bağkur emeklilerde talep edebilecek. Bunda hepsinin birbirini etkilediğini tekrar hatırlatmak gerekiyor. Elimizde dediğiniz gibi bütçe imkanları da ortada. Bunların hepsinin ortasından bir orta yol, çözüm yolu bulunması gerekiyor. Bu dönemde evet, sosyal hak... Estağfurullah, buyurun. Sosyal haklar aslında en önemli talep kira yardımı konusuydu. Çünkü son özellikle 2 yıldır büyük şehirlerde kiralar artık astronomik bir boyutlara ulaştı. Kira artışlarına yetişmesi mümkün değil memurların. Ve büyük kentlerden de kaçış başladı. Büyük kentlere gelmiyor yeni memurlar. Büyük kentlerdeki memurlar da artık başka kentlere kaçmaya başladı. Bunun durdurulması gerekiyor. Yapılan açıklamada işte TOKİ projelerinde memurlara öncelik, konut sahibi olmayan memurlara öncelik verileceği belirtildi. Ama bu talepleri karşılamaktan çok uzak. Memurlar da sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı zaten konut sahibi olmayanlara öncelik veriliyor TOKİ projelerinde genel olarak. Memurlara ayrıca bir kontenjan mı oluşturacak, kontenjan mı verecek? O belki bilmiyoruz, açık daha kavuşturması gerekiyor. Sosyal haklar bence maaş zammı konusunun yerine geçmez. Sosyal haklarda yapılacak bir takım iyileştirmeler. Esas olan maaş zammıyla ilgili yapılacak düzenlemenin ne olacağı. Eğer hakem kuruluna giderse ne olur diye çok merak ediliyor. Umarım hakem kuruluna gitmek zorunda kalınmaz. Çünkü hakem kurulundan çıkan rakam, oranlar genelde memurları tatmin etmez. 2019 yılında da işte gidildi, evet İsmail Bey'in belirttiği gibi. Ama hakem kuruluna gitmeden bir toplu sözleşmeyle varılacak bir uzlaşma hakem kurulunun vereceği karardan daha iyi olacaktır diye düşünüyorum.